Sen misin canım? Başka birini mi bekliyordun yoksa? Alo, merhaba. 413 numaralı odadaki hastayla görüşebilir miyim lütfen? Fırat Kazan, evet. Teşekkür ederim. Ayrıldı mı? Taburcu oldu yani. Ne zaman, pardon? Tamam, teşekkür ederim. Evet. Buyurun hanımefendi. Kahvaltınız hazır. Ben kahvaltı etmeyeceğim. Burada olmamdan hoşlanmıyorsun galiba artık. Irmak. Hayırdır abi, ne bu hal? Fırat'ı duydum, ayağından vurmuşlar. Bir şey mi oldu başka? Hepsi kayıp. Hepsi. Ablam, Narin, Fırat yoklar ortada. Bir şey çeviriyor bunlar, ben biliyorum. Benden bir şey saklıyorlar. Nasıl kayıp canım? Geç otur şöyle, geç. Bilmiyorum vallahi. Ablam arkadaşımın çiftliğindeyiz gibi bir şey söyledi bana. Senin haberin var mı böyle çiftlik miflik? Kimin çiftliği bu? Memo diye bir arkadaşımın çiftliği var da ararım onu. Ama ben sana söyleyeyim. Deniz gene haytalık serserilik yapıyordur. Boşuna heyecanlı. Yok 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 yok. Ben biliyorum, ben biliyorum bunu kimin yaptığını. O Fırat'ı vuran adam yaptı bunu. Biliyorum ben. Polise de gidemiyorum. Fırat çünkü tek laf bile etmedi polise, şu Sermet Karayel midir nedir onun hakkında. Amcama da gidemiyorum. Ortalığı daha fazla karıştırır, anlıyor musun? Hani ne yapacağımı bilemiyorum. Ben de sana geldim belki bir şeyler biliyorsundur diye. Yok ama iyi ettin. Dur bir sakin kafayla bir düşünelim. Neler oluyor abla ya? Bu çiftlik palavrası da neydi böyle ha? Fırat'a da ulaşamıyorum. Ayrıca korkunç şeyler söyledi bana ilişkimizle alakalı. Ofisini arıyorum, yok. Evini arıyorum, yok. Hiçbir yerde yok. Kafayı yiyeceğim artık. Siz neredeydiniz? Sizin de miydi o da ha? Anlatsana. Ya bir sus ya. Bir sus. İki dakika kendime gelmeye ihtiyacım var. Sus. Şu adam kaçırdı bizi. Ne? Hangi adam? Sermet Karayel. Polisi arıyorum ben. Şu an polisi arıyorum ben. Şu an ne arıyorum yapıyorsun yani. Ya yeter. Bırak şunu be. Gebertireceksin mi bizi? Bir dur. Sakin. Sıkı tut canını. Can arıyor. Deli gibi merak etti o da seni. Can. Ya. Alo. Yok Can, bir şey yok. Yanımda şu anda. Evet. Geldi. Tamam. Deniz. Of, bir tanem çok korktum ya. Çok merak ettim seni. İyi misin? Beni bırakma. Beni bir daha sakın bırakma. Ne bırakmayacağım aşkım, ağlama. Sen iyi misin? İyisin. Bir yerine de bir şey yok zaten değil mi? Ne zaman bak hepimiz iyiyiz işte. Hayda. Kızlar tamam, kapatın çeşmeleri. Ne oluyorsunuz? Irmak, canım barışırsanız Fırat'la. O şimdi durumlardan dolayı canı çok sıkkın, normal. Deli olacağım artık ya. Sabahtan beri saat başı arıyorum. Cebini arıyorum, yok. Evini arıyorum, yok. Anlamadım. Hastanede de değil, hastaneden çıkmış. Evinde de değil. Kayıp. Bunun bir açıklaması var. Beni görmek istemiyor. Ya olur mu öyle şey? Ya. Oho tamam ya. Ben size şimdi süper moral yapacağım. En sevdiğiniz pizzadan söylüyorum. Üstüne bir de şarap içeriz ha. Bir de acıklı film koyayım. Sevdiği kadınları hiçe sayan lanet, pislik, benimle hiç alakası olmayan adamlarla ilgili, tamam mı? Alo. Tuna'da 14'e bu alemin en büyük karışık pizzasını gönder ustacığım. Tamam. Tamam. Efendim. Biz ayrıldık mı Fırat? Yok.
Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Bir haftadır defalarca aradım ben seni. Telefonlarıma neden cevap vermediğini ben bilmek istiyorum. Otursana. Bak Fırat, ben net şeylerden hoşlanırım. Anlıyor musun? Ve bir haftadır neden benden kaçtığını, neden benimle konuşmadığını ben bilmek istiyorum. Lodos'tandır. Geç, otur lütfen. Ya kızım çok tatlı. Biz günlerdir evden dışarı çıkmıyoruz. Oturuyoruz bütün gün televizyon izliyoruz kucak kucağa. Mutfağa giriyor. Bana böyle özene bözene yemekler yapıyor. İnanamazsın ya. Bildiğimiz tam bir ev erkeği oldu. Narin bak böyle keyfi çıkmıyor. Ben sana geleyim öyle konuşalım ha. Canım en ince ayrıntısına kadar anlattın işte yeter. Hem zaten benim çok uykum var. Gözlerim kapanıyor daha şimdiden. Akşam erken yatacağım. Boşver. Kapanır tabii. Sen de günlerdir evde oturuyorsun. Otur otur uyuştun yani. Bak ne diyeceğim Erol Bey aramış amcamı. Demiş bu kıza ne oluyor telefonlarımı açmıyor. Bunca yıldan sonra ayıp değil mi demiş. Canı cehenneme. Sermet'i benim üstüme salarken düşünecekti. Ya belki adam tehdit etti Erol'u. Yani adam bizi utanıyor söyleyemiyor nereden biliyorsun? Sanki biz gagımızı çıkarabiliyoruz herifin karşısında. Üf, tamam ya neyse ne işte. En kısa zamanda başka bir iş bulacağım zaten boşver. Ha dur dur büyük haber. Kızım bizim kuşlar barışmış. Günlerdir o gece kulübü senin, bu restoran benim gezip duruyorlar. Dün gece de Fırat'ın genel müdürü Naim Bey bunları yemeğe davet etmiş. Irmağı görmen gerek. Annemden kalan incileri taktı takıştırdı, sürdü sürüştürdü, koşa koşa gitti yemeğe. Bir haber alamadım daha, sabah da işe gitti fırladı tabii. Artık akşam gelince alacağım dedikodular. Nari. Şişt, uyudun mu sen? dalmışım seni dinlerken. Dalmışsın. Vay, artık ben konuşurken sen dalıyor musun orada? Deniz'cim, bak canım, 55 dakikadır anlatıyorsun zaten her şeyi, tamam mı? Hadi biraz yarına da kalsın, konuşuruz daha. Benim gerçekten çok uykum geldi, dayanamıyorum artık, hadi ne olur. Irmağa ne olur. Irmak gibi kadınlara hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Asıl soru Nari'ne ne olur? Sadece iki öpücük. Bir anlamı yok o iki öpücüğün. Serseriyi esti öptü işte. Bir anlamı da yok. Benim kusursuz bir hayatım var. Yaşattığın o korkunçları tekrar yaşatamayacak. İzin vermeyecek. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.